Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda fiyat performans ürünü olarak gördüğüm bir RGB'li mousepad incelemesi yapacağız. Eski mousepad'im normal Prana'nın A101'den alınmış, basit herhangi bir RGB'si olmayan bir mousepad'ti. Şimdi hem daha büyük boyutta hem de RGB'li olarak sade tek renk siyah olarak bir mousepad'e geçmeyi planlıyordum. Aslında beyazdı düşüncem ama geçici olarak bu şekilde bir mousepad'e geçtik arkadaşlar. Hemen şöyle kutusunu inceleyecek olursak burada markası var. Mickey marka RGB Gaming Mousepad var. XX Large boyunda 80'e 30 santimlik bir boyutu var arkadaşlar. Kalınlığı ise yaklaşık 3-4 milimetre kadar bir kalınlığı var. Şöyle göstereyim. 1.8 metrelik bir USB kablosu var. 14 modlu, 7 renkli. Oldukça geniş. Benim masam zaten 60'a 120. Küçük aslında masam ama önceki kullandığım 70'e 30'du. Hem o da küçük geliyordu hem de RGB'den dolayı artık yeni bir mousepad'e geçme zamanı gelmişti. Şu şekilde kutumuzu içeriği şöyle bir adet mousepad ve şöyle bir güç kablosu çıkıyor arkadaşlar. Normal eski Android'lerin güç kablosunda herhangi bir farklı özelliği yok. Evet, boyut olarak bu şekilde oldukça geniş ve uzun. Önceki kullandığımda zaten 70'e 30'du aslında sadece uzunluk olarak fark etti ama şu anda gayet güzel duruyor masada. Şöyle ben gündüz olarak göstereyim ve ekstradan birazdan gece görüntülerini de izleyeceksiniz. Videoyu gündüz çekiyorum ama gece görüntülerini de ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir girişi mevcut. Ve üzerinde modlar arasında geçiş yapabileceğimiz buton mevcut arkadaşlar. Kablosunu takıyoruz ve şöyle oldukça uzun 1.8 metre gayet yeterli bir boy. Bunu da kasamızın USB kısmına takıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda aslında açıldı ama renkler gözükmüyor olabilir. Çünkü hava haliyle gündüz olduğu için. Ve kaymaz bir tabana sahip arkadaşlar. Gerçekten masanın üstünde de zor hareket ediyor diyebilirim. Şu şekilde şuradan modlarını değiştirebiliyorsunuz. Yine bunu akşam göstereyim sizlere. O zaman daha iyi olacaktır. Basılı tuttuğunuzda ise ledler kapanıyor arkadaşlar. Yakmak istemediğiniz zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Mousepad'le söyleyeceklerim bunlar. Hemen şöyle bir mouse'un hareketinde bakalım. Oldukça rahat hareket ediyor. Yani diğer mousepad'le karşılaştırdığım zaman bu şekilde o eski mousepad'in buna göre biraz daha pürüzsüz hareket ediyor diyebilirim. Daha rahat hareket ediyor yani mouse. Evet, şimdi görünüş olarak bu şekilde. Normalde setup'ımı beyaz olarak devam ettirmeyi düşünüyordum. Ama beyaz olarak mousepad'de çok fazla seçeneğimiz yok. Olan bir tane var. SteelSeries'in XX Large modeli. O da bir mousepad olarak şu anda gerçekten maalesef biraz tuzlu. O yüzden şimdilik bununla idare edeceğiz. Bu da gayet güzel. Yani ayak uyduracaktır. Görünüş olarak da akşam görüntüsüne daha önce bakmadım hiç. İlk defa şimdi şey yaptım. Ve ilk defa sizlerle birlikte akşam görüntüsüne bakacağım arkadaşlar. Akşam görüntüsünde görüşürüz. Evet arkadaşlar, gece ışık görüntüsündeyiz. Mousepad'imiz bu şekilde. Şu anda renkleri göstereceğim sizlere. Tüm modlarını, renklerini hepsini göstermeye çalışacağım. Şu anda yeşil ışığımız yanıyor. Buradaki tuştan bağlantısını yaptık yine kablosunu. Şu şekilde mavi. Renkler çok belli olmuyor kamerada. Kulak göze baktığınızda gayet güzel. Göz yormayan şiddetli bir renkler var. Ne beyaz ne tam mor şeklinde bir renk. Şöyle kırmızı. Şöyle turkuaz. Böyle sarı. Şöyle beyaz, mor renklerimiz bu şekilde. Bir de şöyle turuncu var arkadaşlar. Daha sonra RGB modlarına geçiyor. Şu şekilde nefes alıp verme şeklinde renk geçişlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz önceki sıranın aynısı burada da renk geçişi olarak gözüküyor. Hatta şu kasanın RGB'sini kapatayım. Belki renkler daha iyi seçilir. Bu birinci RGB modumuzdu. Nefes alma modu. Bu şekilde tüm renklerin geçişi. Hızına herhangi bir şey yapamıyoruz. Burada bu modda mesela hız çok fazla. Keşke düşürüp yükseltme olayı olsaydı. Daha güzel olurdu.
Bu da bu şekilde. Her tarafta farklı bir renk yanıyor. Dediğim gibi renkler kamerada çok seçilmiyor. Ama görüntü de gayet güzel. Ve başa döndük arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane modumuz var. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rengimiz var. 3 ya da 4 tane de modumuz vardı. Şu birinci, ikinci, üçüncü. Yani 12 tane toplamda modumuz var aslında. 14 yazıyordu ama modumuz 12 tane arkadaşlar. 9 renk modu, sade sürekli yanan ve 3 tane de RGB olarak gözüken modlarımız var arkadaşlar. Onun haricinde başka modumuz yok. Evet. Görünüş olarak gayet güzel. Işıkları olsun, mousepad'in kendisi olsun, tamamen siyah olması gayet güzel bence. Bu şekilde ışığı tekrardan açayım. Dediğim gibi ışık şiddeti olsun, renkler olsun gayet güzel. Modlar da bence yeterli. Çok fazla bir mod kullanmaya gerek yok açıkçası. Ben aldığımda fiyatı 180 lira gibi bir civardaydı. Şu anda sanırım biraz zam gelmiş olabilir. Tam fiyatını bilmiyorum. Yine aşağı açıklama kısmına satın alma linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz eğer almak isteyen varsa. Bence gayet güzel fiyat performans ürünü. Yani gidip de aynı ürüne 400-500 lira vermeye gerek yok. Bence mantıklı bir tercih olur. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Daha önce aslında yapmadım ama şimdi bu videoda bir ilk olacak belki. Bir sonraki videomuz yine bir inceleme videosu olacak. Aslında ben kablosuz istiyordum ama hediye olarak geldi bu. Bu şekilde Razer'ın Detector Essential modeli arkadaşlar. White Edition modeli. Çoğu kişi mouse'a takılıyordu aslında. Ve bu şekilde setup'ımızın bir diğer beyaz parçası olarak bize katıldı arkadaşlar. Bugün itibariyle yeni ulaştı elimize. Dediğim gibi onun da incelemesini yapacağım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.